ormanın ışıl ışıl aydınlandığı bir gün, minik Çipi ve arkadaşı yavru ayıcık toprak üzerine koyduğu yaprakları üfleyerek hareket ettirmeye çalışıyormuş. Kazandım. Bir dakika ayı arkadaşım. Yapraklarımız yan yana uçup aynı yere kondu. Bak. Aa, evet. O zaman ikimiz de kazandık. Evet. Tuva tu. Çipi arkadaşı yavru ayıyla vakit geçirmekten çok hoşlanırmış. Karnı acıktığı zaman anne ve babasının yanına gider, birlikte harika orman meyveleri yerlermiş. Çünkü Çipi'nin ailesi yüzyıllardır bu ormanda hayvanlarla iç içe yaşarmış. Öyle ki komşuları bile zürafa ve bir aslanmış. Ağaçlara sarılma günlerinden bir gün minik Çipi ormanda bir gezintiye çıkmış. Büyük küçük demeden gördüğü her ağaca sarılırken etrafta garip bir ağlama sesi duymuş. Sesin nereden geldiğini dinleyerek dikkatlice yürümüş. Ve sonunda ağlayan bir çocuk görmüş. Hay! Ormanın, rüzgarın selamını getirdim sana. Ha? Sen de kimsin? Hoy de ne demek? Buralar benim evim ve biz burada böyle selamlaşırız. Hoy! Sen ormanda mı yaşıyorsun? Evet, benim ismim Çipi. Peki ya senin ismin ne? Koko. Ama ben ismimi hiç sevmiyorum. Koko mu? Ne kadar güzel. Koko orman dilimizde yıldızlı geceler demek. Sahiden mi? Tabii ya. Benim ismim de ışıltılı kanatları olan bir periden geliyor. Dinle ışıltılı kanatları olan peri. Ben burada kayboldum. Ailemle bir orman gezisine çıkmıştık ama şimdi onları bulamıyorum. Eminim her yerde beni arıyorlardır. Bana yardım edebilir misin? Vaki guki. Ha? Elbette demek istiyorum. Elbette yardım ederim. Bu ormanı benden daha iyi kimse bilemez. Çipi ve Koko başlamışlar sık ağaçlı ormanda ilerlemeye. Ayakkabı olmadan nasıl yürüyorsun? Ayakların acımıyor mu? Ayakkabı mı? O da ne? Benimkiler gibi bak. Ayağına diken batmasın diye yani. Ha, paka pakalardan bahsediyorsun. Biz orman ailesi ağaçlara sarılma gününde paka paka giymeyiz. Çünkü ayaklarımız toprağın en yakın arkadaşlarıdır. Koko yeni tanıştığı arkadaşının hayatından çok etkilenmiş. O da tıpkı Çipi gibi ağaçlara sarılarak yürümeye başlamış. Ancak bir süre sonra karşılarına kapkara bir panter çıkıvermiş. Aa, bu bir panter. Kaç oğlum. Koko korkuyla ağaca tırmanmaya çalışsa da Çipi kıkır kıkır gülüyormuş karşısında. Ne duruyorsun Çipi? Kaç yoksa seni yakalayacak. Çipi gayet sakin bir şekilde panterin yanına gitmiş. Fısıltıyla konuşarak pantere sarılmış ve ardından sırtına binmiş. Koko gördüklerine inanamamış. Panter Muna bize yardım edecek Koko. Birlikte hareket edersek aileni daha çabuk buluruz. Koko korkak adımlarla panter Muna'nın yanına yaklaşmış. Muna Koko'nun yanağını öpmüş. Durmak istediğinizde Pakuna diye bağırmanız yeterli. Çipi ve Koko panterin sırtında öyle hızlı ilerliyormuş ki yanlarından geçtikçe top böcekleri onların rüzgarından etkilenip ters dönüveriyorlarmış. Panter Muna sarmaşıklarla dolu orman yolundan hızla ilerlerken Çipi'nin keskin kulakları bir melodi duymuş. Bir fay fay duydum. Yavaşlasak iyi olur. Pakuna! Panter Muna yavaşça durmuş. Fay fay da nedir ha? Şşş! Fay fay orman dilinde melodi demek oluyor. Çipi ve Koko sessizce yürürlerken karşılarında dev bir ayı görmüşler. Bu
Bu. Evet, bir ayı. Hayır, bu benim mızıkam bu. Mızıka mı? O da ne? Ayının elindeki müzik aleti. Melodiyi onunla yapıyor. Yani fayfayı. Ailem burada bir yerlerde olabilir Çepi. Çepi dev ayıya yaklaşıp ona bu mızıkayı nerede bulduğunu sormuş. Ayı ise onu bataklığa giden yolun üzerinde bulduğunu söylemiş. Bati bati yoluna gitmeliyiz Koko. Hadi. Ne? Aa, orman dilini öğrenmen gerekiyor Koko. Çepi ve Koko panter Muna'ya binerek hızlıca bati bati yani bataklık yoluna doğru yola koyulmuşlar. Bir süre sonra Koko anne ve babasının bağırışlarını duymuş. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! Bu anne ve babamın sesi. Acele etmeliyiz. Panter Muna nihayet onları bataklık kenarına getirmiş. Koko'nun annesi ve babası gerçekten de oradaymış. Fakat bataklığa gömülmüş haldelermiş. Anne! Baba! Koko! Olamaz Koko! Arkanda bir panter var! Merak etmeyin, size yardım edeceğiz. Çepi onları ağacın tepesinde merakla izleyen bir maymun arkadaşını görmüş. Hay! Maymay, bana uzun bir mapaya fırlatır mısın? Ondan uzun ve güçlü bir halat istemiş. Mapaya da ne? Maymun en güçlü halatını uzatmış Çepi'ye. Bu halatın en ucundan Panter Muna, Çepi ve Koko sırayla tutup diğer ucunu Koko'nun bataklıktaki ailesine fırlatmışlar. Ve onları büyük bir güç sarf ederek bataklıktan kurtarmışlar. Koko hemen anne ve babasına sarılmış. Sizi bir daha göremeyeceğim diye çok korktum ben. Çepi ise bu aileyi yeniden bir arada görünce çok mutlu olmuş. Bizi bu garip görünümlü arkadaşınla tanıştırmayacak mısın Koko? Garip değil. O ışıltılı kanatları olan bir peri. Hayvanlarla dost olan, orman dili konuşabilen bir arkadaş. Senin adına çok mutlu oldum. Umarım bir gün yine karşılaşırız. Sonraki sefer paka pakalarını giymeyi unutma. Çepi Panter Muna'ya atlayıp oradan uzaklaşmış. Hoşça kal Koko. Yani yıldızlı geceler. Koko ailesiyle birlikte ormandan ayrılırken aklı bu büyülü ormanda kalmış. Eve varıp odasına girdiğinde masasına oturmuş ve günlüğüne orman dilinde öğrendiği kelimeleri yazmış. Çünkü başka bir dil öğrenmenin aslında başka hayatlar öğrenmek olduğunu anlamış.